Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah tuhfetüs Seniyye eserimizde bugün Navasibul Mudari'i fiili muzari'yi nasp eden edatlar olacak. Yani fiil muzari'nin nasp edenleri dolayısıyla da bugün fiili muzari'yi nasp eden edatları ne yapmış olacağız? Görmüş olacağız. Kale Ecrumi dediler ki: fennevasibu aşaratun nasp eden edatlar 10 tanedir." nasbeden edatlar 10 tanedir. Ve hiye onlar en, len, izen, key, la mu key. Buna neymiş buna bakacağız. La mul cuhut Bu belki la mu talil olabilir mi acaba ona bakacağız. Hatta vel cevabu bil fe vel vav ve ev demiş. Bunların hepsine birazdan sırasıyla teker teker bakacağız sayın hocalarım. Ve ekulu ben derim ki diyor Tufetü senin yenin yazarı el edevatu lati yunsabu fi'lul mudari'u kendisinden sonraki fiili muzariyi nasp eden edatlar 10 tane harftir. Kendisinden sonraki fiili muzariyi nasp eden edatlar 10 tane harftir. Ve hiye onlar ala ثلاثه اقسام 3 kısma ayrılır. Yani toplam 10 tane edat var fiili muzari nasp eden ama bunları üç farklı kategoride inceleyeceğiz. Birincisi kısmun yunsabu bi nefsihi yani bizzat kendisi nasp edenler. Bizzat kendisi nasp edenler. İkincisi kısmun yunsabu bi en mudmeraten ba'dehu cevazen Şimdi burada da bir eni mudmira yani gizli bir en ile fiil muzari mansup olacak. Ama öyle bir şeyden bahsedeceğiz ki burada bazı edatlar var. Bu edatlardan sonra gizli bir en var ve sonrasındaki fiil muzari mansup oluyor. İşte bu edatın gizlenmesi caiz olanları var. Bir de kısmun yumsa bu bi en mudmeraten ba'dehu ben bir de gizlenmesi vacip olan bir edat var. O edattan sonra eni mudmira var. Ve bundan sonra gelen fiili muzaride mansup olacak sayın hocalarım. Bu konunun bir benzeri Nahvul Vadih kitabında da geçmekte. Orada da gizli bir eni mudmira ile fiili muzarinin mansup olması konusu var. Orada da hat yanlış hatırlamıyorsam 5 tane edattan bahsediliyor. Yani En-i Mudmiradan sonra gelen 5 tane edatımız var. La mutalil olsun, la mulcuhud olsun, hatta olsun, işte ev olsun. Bunlar hatırladıklarım 4 tanesini hatırlıyorum şu an. Bu şekilde gizli bir enden dolayı fiil muzari mansup olacak. Şimdi kitabımız bize burada aslında çok detaylı böyle güzel de izah edeceğe benziyor. Yani Nahvul Vadı'ya nazaran daha güzel bir izah olacağını düşünüyorum. Bakalım. Şimdi 3 kısmı ayırdık. Neticede bugünkü konumuz fiili muzarinin mansup olması. Sayın hocalar. Öncelikle bizzat kendisi nasp eden edatları göreceğiz. Sonrasında kendisi nasp etmeyecek ama o sayacağımız edatlardan sonra mesela hatta'dan sonra bir gizli en olacak. O en fiili muzariyi nasp edecek ve bu edatların saklanması ya vacip olacak ya da caiz olacak. Emmel kısmın evvelu birinci kısma gelince yani hangisiydi birinci kısım? Ve huvellezi yansibul fi'lel mudari'a bi nefsihi. Yani bizzat kendisi fiili muzari nasp eden edatlar. Bizzat kendisi fiili muzari nasp eden edatlar. Fe ehrufin. Bunlar dört tane harftir. Ve hiye nedir onlar? En, len, izen, key. Zaten bu konu bizzat aynısı yani enlen bizzat aynısı nahul vahdıhta da fiil muzarinin mansup olması konusunda geçmişti. Bu dört edattan başkası yok sayın hocalar. Yani e, toplamda on tane edat göreceğiz. Fiil muzari nasp eden ama bizzat nasp eden sadece dört tanedir. Bizzat nasp eden sadece dört tanedir. Diğerleri böyle yardımcı eleman gibi düşünün. Zaten onların tamamında da nasbeden bizzat yine en olacak sayın hocalar. Emme en şimdi bunları teker teker inceleyeceğiz. Yani enlen, iden ve keyden sonra gelen fiil muzarileri biz her daim kesinlikle ve kesinlikle istisnasız ne okumalıyız? Mansup okumalıyız. Zaten bugünkü konumuzda bununla alakalı. Emme en ene gelince feharfu mastarın Şimdi en dediğimiz olay eni mastariye mesela. Biz bunu eni mastariye olarak biliyoruz. Neden? Çünkü fiili muzari ile yan yana geldiklerinde bunlar mastarı müevveli oluşturuyorlar. Yani fiili muzari'nin manasını isimleştiriyor bu en. Onu mastar yapıyor. O yüzden bu enin adı harfu mastar, mastar yapan harf. Aynı zamanda harfu nas yani eden bir harf zaten konumuz da bu. Yani fiili muzarinin başında eni gördüğümüzde sonunu mansup yapacağız. O istikbal ve gelecek manası bildiren harf. Yani harfu mastar ve nas ve istikbal. Bu enin irabı. Ve mithaluhe bunun örneği yani enden dolayı mansup olan fiili muzarinin örneği kavluhu Allah teala Allahu teala'nın şu sözüdür. Bismillahirrahmanirrahim. Etme'u en yagfir ali. Etme'u en yagfir ali. Yani ne yapıyorum? Etme'u umuyorum. Neyi? En yagfir ali. Beni bağışlamanı umuyorum. Etme'u en ey yagfir ali. Beni bağışlamanı umuyorum. Mesela bu ayeti kerimeye baktığımızda şuradaki yagfiru bağışlıyor. Fiili muzarisi enden dolayı ne olarak geldi? Yağfira geldi. Yağfir uydu, yağfira oldu. Ve kabluhu celle zekerehu. Yine veya celle zikrihi de belki olabilir. Yine Allahu Teala'nın şu sözü. Ve ehâfu ey kulehu zi'bu. Onu kurtun yemesinden korkuyorum. Yine Yusuf Aleyhisselam'la alakalı bir ayeti kerime burası. Mesela bakınız burada ye külü yiyor. Yekülü fiili muzarisi enden dolayı ne oldu? Yekule oldu. En yekule oldu. Ve kavluhu teala yine başka bir ayeti kerime. İnni leyahzununi entezhebu bihi. Ne yapıyor? Beni üzüyor. Yani onunla birlikte gitmeniz beni üzüyor. Burada da entezhebu normalde bu tezhebu neydi? Kendisi efalu hamsedendir ve efalu hamselerin mansupluk alameti nunun hasfedilmesi hatırlarsanız burada da enden dolayı tezhebune sonundaki nunu kaybetmiş bakın çünkü mansup oldu enden dolayı ve sonundaki en hasfedildi ve kavluhu teala bir başka ayeti kerime ve ecmeu ey yani onu ne yaptılar onu ne diyelim buraya ve ecmeu en yecealu yani onu kılmak için ne yaptılar toplandılar beraber. Burada da bakın alu ne normalde alu nehu normalde ama enden dolayı ne oldu yecealu kaldı çünkü bu da efalu hamseden ve nunu hasfedildi. Şimdi bu ayeti kerimeler neticesinde olaya konuya baktığımızda enden sonra gelen fiil muzari Mutlaka ve mutlaka hem mansup olacak hem de bir mastar anlamı kazandıracak. Çünkü bu artı başka bir konunun da mevzusu nedir? Bu aynı zamanda Arapça'da mastarı müevvel sayın hocalarım. Şimdi en'i inceledik. Aralarında en kuvvetlisi en. Yani en e, tabi diğerleri de mutlaka sonrasında gelenleri nasip ediyorlar ama ekseriyeti en fazla hangisi kullanılıyor? Biz ne yapacağız? eni göreceğiz. O emme len lene gelince diğeri de لن. Hani dedi ki en len izen bir de key. Lene bakalım. Fe harfu nefi len olumsuzluk harfidir. Ve nas ve mansuplaştıran bir nas harfidir. Hem de istikbal gelecek zaman anlamına gelen bir harftir. Ve misaluhu kavluhu teala bunun örneği Allahu Teala'nın şu sözüdür. Lan nu'mine leke. Yani asla sana ibadet etmeyiz. Normalde bu neydi? Nu'minu. Nu'minu. Ama lenden dolayı bakın ne oldu? Len nu'mine. Yine sarf derslerimizde göreceğiz. Lan nedir? Tekidi nefi istikbal. Yani gelecek zamanın olumsuzluğudur len. Yani asla sana ibadet etmeyiz. Lan nu'mine leke. Ve kavlu teala ve Allahu teala'nın şu sözüdür. Yine örneğimiz. Lan nebraha aleyhi akifine. Lan nebraha aleyhi akifine. Yani ne yapacağız? Kendimizi işte vakfetmekten, akifin olmaktan asla geri durmayacağız. Lan nebraha. Bu da normalde nebrahu idi. Nebrahu yani nensuru nevhe bu kalıbından. Ama lenden dolayı ne oldu? Nebraha oldu. Ve kavluhu teala. Yine Allahu Teala'nın şu sözüdür. Lentenelul bir rahatla yani asla ne yapmayacaksınız iyiliğe erişemeyeceksiniz. Bu da yine normalde bu neydi? Tenelune. Yine efalu hamse olan bir fiil muzari. Tenelune ve lenden dolayı mansup oldu ve ne yaptı? Sonundaki nun hasfedildi. Yani bu konuyu bilirken diğer bildiğimiz konularla da ilişkisi olan bir konu. Çünkü konumuz fiil muzari'nin mansup olması. Tabii ki fiil muzari sadece yalın halde duran fiil-i muzarileri kapsamıyor. Yani sonu ille tarfiyle bitenler de olabilir. Efal-u şeklinde gelenler de olabilir. Ya da fet e, mebni olanlar da olabilir. Bunların tamamı nas edatları başına geldiğinde nasıl şekillenecek? Konumuz tam olarak da bu. O emme izen. Şimdi sıra geldi izene. İzene gelince bu izen bu arada yani çok fazla kullanılmıyor yani diğerlerine işte en ile len ya da k ile kıyasladığınızda izen aralarında en az kullanılanı diyebilirim sayın hocalar İZEN aralarında en az kullanılanı çünkü e, diğerleriyle mesela enle herçi enle kolay kolay cümle başlamaz ama İden başlaması için bizim bir başka cümleye daha ihtiyacımız var. Çünkü iden cevap cümlelerinde kullanılıyor. Yani birisi bize bir şey söyleyecek. Onun cevap cümlesinde iden kullanılıyor. Ama diğerlerinde böyle bir cevap cümlesine ihtiyaç olmadığı için diğerleri daha fazla kullanılıyor. İden aralarında en az kullanılan. İden'e gelince fe harfu cevap zaten iden bir cevap harfidir ve ceza cevap ve ceza harfidir. Aynı zamanda da nas harfidir. Zaten fiili muzari nasp eden harflerden birisi de neydi? İzendi. Ve yüştaratu li nasbil mudari'u bihe. Şimdi fiili muzari'nin fiili muzari'nin izen ile mansup olmasının felatetu şurutin 3 tane şartı var diyor bakın kitabı. Mesela Nahul Vadık'ta böyle bir şeyden bahsedilmemişti. Orada sadece İzen nasbeder denip konu kapatılmıştı. Ama burada bakın biraz daha detaylı göreceğiz. Diyor ki kitabımız İzen ile fiil muzarinin mansup olması için 3 tane şartımız var. El evvelu birincisi Entekune izen fi sadri cümletil cevap. Bu çok önemli. Son derece önemli. İzenin cevap cümlesinin başında olması lazım. Sadır baş anlamında. İzenin cevap cümlesinin en başında gelmesi lazım. Bu bir. Ethani ikincisi en yakunal mudari'u el vaki'u ba'deha yani izenden sonra gelen fiili muzari dellen alel istikbal gelecek zamana delalet ediyor olması lazım. Şimdi şartlarımızı bir daha yazalım. Birincisi izenin cevap cümlesinin en başında geliyor olması lazım. İkincisi İzenden sonra gelen fiili muzarinin gelecek zamana delalet ediyor olması lazım. Yani mesela bazı fiili muzariler vardır ki örnek veriyorum başına lem getirdiğimizde ya da lemme getirdiğimizde manası geçmiş zamana delalet eder. Yani fiili muzaridir ama manası geçmiş zamana delalet eder. Başına lem ya da lemme gelince. İşte diyor kitabımız böyle bir şey kesinlikle olmayacak. Yani idenden sonra gelen fiil muzari mutlaka istikbal manasına, gelecek manasına delalet edecek. Peki üçüncü şartımız nedir? Ethalithu üçüncü şart. En la yafsile beynehe ve beynel mudari'i fasilun gayrul kasem. Buradaki önemli kurallardan birisi de bu. İzen ile, izen ile, kendisinden sonra gelen fiili muzarinin arasını herhangi bir fasıla ayırmayacak. Yani aralarında başka bir kelime olmayacak. Ama burada bazı istisnalarımız var. Kasem dışında bir yemin dışında ya da nida dışında ya da la un dışında herhangi bir şey olmayacak. Şimdi üçüncü kuralı bir daha yazalım. İzen ile kendisinden sonra gelen fiili muzari arasına kasem yani yemin veya nida veya la unnafiye dışında herhangi bir fasıla ne yapmayacak girmeyecek. Şimdi bu konu bence güzel. Yani burada Bu arada ses ve görüntüde sıkıntı yok değil mi sayın hocalarım? Yani gündüz yaptığımız bir ders ama İnşallah e, olabildiğince faydalanabiliyoruzdur. Evet Fahri Hocam. Gayet güzel hocam dinliyoruz. Tamam hocam muazzam. O zaman devam edelim. Şimdi e, bu konunun yani Nahvul Vadı'ya nazaran burada daha detaylıca anlatılması beni son derece mutlu etti Allah'ın izniyle. Çünkü bizim artık yavaş yavaş böyle yüzeysel bilgilerden biraz daha teferruata yani neyin ne olduğunun farkına varmaya ihtiyacımız var. Zaten bu sebeple Tufet-ü eserini okuyoruz ki Nahvul Vadın üzerine bir tık bir şeyler daha katalım. Daha ağır eserlere bizlere hazırlasın. Şimdi buradaki şartlarımızı bir daha tekrar edip örneklerine geçeceğiz. Kesinlikle izenin cevap cümlesinin başında gelmesi şart. İzenden sonra gelen fiili muzarinin gelecek zaman anlamında olması şart. Üçüncü kuralımızda izen ile fiili muzarisinin arasına kasem dışında nida dışında ya da laun nafiye dışında herhangi bir şeyinde girmemiş olması lazım. Şimdi o misalul el mustaufiyetu'l şurut yani şartları içeren yani şartların tamamını içeren bir örnek. Yani bizim izeni bu şekilde görmeye ihtiyacımız var. Ne gibi mesela en yekule leke ehadu ihvanike yani kardeşlerinden birinin sana şöyle demesi mesela. Şimdi az önce söylediğim şeyi yabana atmamak lazım. İzen'i kullanmak için cümlede öncesinde mutlaka bir şeyler geçmeli. Ki izen dedik ya cevap cümlesinde oluyor. O yüzden izenin öncesinde bir şeyler mutlaka geçecek. Bak ne gibi mesela? hidu fi durusi. Mesela kardeşimiz bize böyle bir cümle kuruyor ve diyor ki derslerime durusi derslerime seçte se hidu çalışacağım. Kardeşimiz bize diyor ki derslerime çalışacağım. Fetekulu lehu bunun üzerine diyor sen de ona şöyle dersin. İzen tencaha o zaman başarırsın. İzen tencaha. Gördüğünüz gibi yani sadece ağzımızdan izen tencaha çıkamıyor Arapçada. Bunun öncesinde bizim bu cevabı vermemizi gerektiren bir başka cümlenin geçmiş olması şart. Zaten ben de bundan dolayı dedim ya az önce. İzeni Arapçada çok da fazla kullanımını göremeyeceğiz. Çünkü böyle alelade bir kullanımı yok izenin. Bir ön hazırlığa ihtiyacımız var. Şimdi örneğe baktığımızda İzen Tencaha örneğine baktığımızda normalde bu Tencahu idi. Tencahu idi ve izenden dolayı mansup oldu. Bakın neye dönüyor? tencahu idi. Tencahaya dönüştü. Yine şartları kontrol ettiğimizde izen cevap cümlesinin hemen başında geldi. Ve e, sonrasında gelen fiili muzari gelecek zamana delalet ediyor. Başında lem ya da lemme yok. Az önce anlatmıştım. Ve aralarında herhangi bir fasıla yok bakın. Aralarında fasıla yok. Yani izenin hemen akabinden direkt mansup fiili muzarisi gelmiş durumda. Şimdi ve misalul mafsuleti bil kasem. Şimdi arasına kasem girerse hani dedik ya arasına kasem girmesinde bir sakınca yok. Nida girmesinde de bir sakınca yok. La nafiye girmesinde de bir sakınca yok dedik. Şimdi araya bunlar girdiğinde de hala ve hala izen nasip etmeye devam edecek ona bakalım. Entekule. Mesela senin şöyle demen. İzen vallahi tenceha. O zaman Allah'a yemin olsun ki başarırsın. Yani az önce bize e, dert çalışacağım diyen kardeşime böyle diyebiliriz. Yani izen vallahi tenceha. Burada izen'i görebiliyoruz. Arada kasem var. Yani bir yemin cümlesi var. Hemen akabinde mansup fiili muzari var. Burada her şey yolunda. Çünkü izen ile mansup fiili muzari arasına girmesine caiz olan üç şeyden birisi gelmiş. Nedir o? Kasem. Gelebilir. Ve mithaluhu ve mithalul mafsuleti bin nida ve ikinci gelebilecek olan neydi? Nidaydı. Hemen ona bakalım. Entekule mesela senin şöyle demen gibi. İzen ya Muhammedu tencaha. O zaman ey Muhammed başarırsın. Bu konu daha henüz yani bize gelmedi. Yani kitabımızda henüz bu nida ve münada konusunu harfu nida ve münada konusunu işlemedik ama bunun adı Arapçada nida ve bugün okuduğumuz kurala göre izen ile mansup fiili muzari arasına nida edatı münada bunlar girebilir. Bunda da bir sakınca yok. Yani bu araya giren fasılalar fasılalar ivenin fiili muzariyi nasip etmesine engel değil. Sayın hocalar. Tabi ben yani bunları çok görmedim. Mesela İrzen'i zaten az görüyoruz ama İrzen'den sonra Kasem'i ya da Harfun İda'yı ya da birazdan göreceğiz La'un Nafiye'yi. Yani bunların kullanımı daha da az. Ama bu kuralı bilmek durumundayız sayın hocalar. Çünkü ileride bir gün buna benzer bir cümleyle karşılaştığımızda eğer bu konuyu okumasaydık aklımız karışabilirdi. Mesela Enden hemen sonra geliyor Mansup fiili Muzari işte lenden hemen sonra geliyor ya da key'den hemen sonra geliyor mesela. İzenden de hemen sonra gelmesini bekliyoruz doğal olarak. O yüzden arada böyle bir şeyler gelseydi belki biz e, akabinde gelen fiili muzari merfu okumaya bile cüret edebilirdik. Araya fasıla girdiği için ama bugün konuyu öğrendiğimize göre böyle bir hata yapacağımızı da düşünmüyorum. Ve mithalul mefsuleti billa ennafiye. Şimdi la unnafiye ile olan yani arasına izenle fiil muzari arasına la unnafiye girecek. Hemen bakalım. Entekule mesela senin şöyle demen gibi. İzen la yahibe sa'yuke. Yani o zaman ne yapmaz? La yahibe sa'yuke. Senin çaban ne yapmaz? Boşa gitmez anlamında bir cümle burası da. İzen la yahibe. Şimdi bu neydi? La unnafiye. Neydi la unnafiye? Sayın hocalarım neydi la unnafiyeyi hatırlayanlar var mı? Olumsuzluk. Evet. Olumsuzluk la'sı ama burada bir şey de dikkatimi çekti. Yani buradaki e tamam sıkıntı yok. Birden aklım karıştı. Doğru zaten. Konumuz da tam olarak bu. Şimdi ben şunu düşündüm. La unnafiye normalde fiili muzari'nin irabını etkilemez. Ne gibi mesela? Yen suru la yansuru yani ma yansuru gibi tabi ikisi de mesela la da la unnafiye olumsuzluk la'sı ma da ma unnafiye olumsuzluk ma'sı bu ikisinin temel özelliği fiili muzarinin irabını bozmamaları yani normalde yansuruydu la gelince de yansuru işte ma gelince de yansuru bunlar irabı etkilemez fiili muzaride şimdi burada görünce birden ona şaşırdım yani dedim ki ya bu La'lar etkisiz elemandı. Fasulyeydi bunlar. Neden Yahı Bey'i mansuplaştırdı diye düşünürken konumuzu hatırladım. Konumuz zaten tam olarak da bu. Yani burada mansuplaştıran La değil. Burada mansuplaştıran İzen sayın hocalar. Bak görüyorsunuz fiil Muzari'den önce la'un nafiye geldi. Hemen öncesinde de İzen var. Zaten üçüncü kuralımız da buydu. İzen ile mansup fiili muzari arasına la nafiye girebilir. Bu izenin nasp etmesini engellemeyecek sayın hocalar. Sa'yu burada fail bu arada. Yani la yahi ve sa'yu kede sa'yu fail kede muzafın ile. Ev tekulu veya senin şöyle demen. İzen vallahi la yezhebe ameluke dayaan. Yani o zaman Allah'a yemin olsun ki senin çaban amelin boşa gitmez zayi olmaz bakın burada araya neler neler girmiş İzenden sonra kasem var ve hemen yanında da laun nafiye var yani demek ki biraz kendimizi zorlasak birazcık macera istese gönlümüz ikisini de araya sokabiliyoruz belki buraya bir nida bile gelseydi belki gene bozulmaz yani İven, vallahi ya muhammedu la yezhebe Belki bu da olabilir. Yani şu an detayını bilmiyorum ama ben olabileceğini hissettim. Yani madem ki kasemlele unnafi ikisi birden kullanıldığında izen hala yezhebeyi mansuplaştırabiliyorsa çok kolay olarak buraya bir nida da gelse bence olay bozulmaz sayın hocalar. Bak ne kadar güzel bir konu değil. Bugün iyi ki e, bu konu burada yer almıştı. Ben kendi adıma son derece mutlu oldum. İyi ki bu konu burada biraz daha detaylandırılmış. Yani izeni çünkü diğer eserlerde ekseriyeti yüzeysel yani. Bir de izen böyle sevilmeyen eleman gibi az kullanılıyor ya diğerlerine göre. En her zaman göz önündedir. Yani eni mastariye olması işte hem nasp etmesi hem de mastarın müevveli oluşturması bakımından en bunların arasında bizim için en önemli olanıdır. Şimdi geriye bir tek key kaldı en'i gördük, len'i gördük, izen'i gördük ve geriye k kaldı. Emma key, k, k'ye gelince fe harfu mastar ve nas. Şimdi k'de de bir e, mastarlaştırma anlamı var. Aynı zamanda da nasp eden edat zaten k. Bakalım ve yuştara tu fin nasbi bihe. Şimdi k ile mansup olmada en tetekaddemehe la lafzen. Burada kitabımız bize yine tabi bu da bir detay. Nahvul vadıhta bu bilgiyi bulamayız. Yani nahvul vadıhta sadece key var. Akabinde gelen fiili muzari var ve mansup oluyor. Orada sadece her şey bu konu açısından yüzeysel. Ama burada kitabımız diyor ki bize key ile mansup olmasının şartı key'den önce lafzen bir la muttalilin geçmesi lazım. Key'den önce lafzen billa muttalilin geçmesi lazım. Ya da şöyle diyelim ve üçten tufi fin nasbi bihe en tetakaddemehe la Yani keyla. Hmm. Şimdi burada aslında tam tersi gibi sanki. Yani e, keyden sonra acaba öyle mi? Likeyla te'sev. Bir saniye şuraya bir bakalım. Üzülmemeniz için li key la tamam bu la mutalil şu başındaki key'in başındaki la mutalil burada tamam doğru demek ki key'den önce bir la mutalil geçecek ya lafzen geçecek ya da birazdan göreceğiz taktiren geçecek hemen bakalım nehu kavlihi ta Allah -u teala Allahu Teala'nın şu sözü örnektir li key la tesev üzülmemeniz için la tesev üzülmemeniz için ev veya Teteqaddemehe hevihil lamu taktiren. Ya da keyden önce bu lamın yani lamut ta'lilin birazdan lamut ta'lili gene göreceğiz. Sayın hocadan birazdan lamut ta'lili gene göreceğiz. Ya da e, bu lamın takdiren geçmesi lazım. Nehvu kavluhu <laughs> ta'ala. Nehvu kavlihi ta'ala. Allahu Teala'nın şu sözü örnektir. Keyla yekune du'letun. Keyla yekune du'letun. Yani bir e, senet olmaması için key için la yakuna duletun bir senet olmaması için mesela şimdi bakın burada key var ya şimdi kitabımız diyor ki aslında bu key'den önce bir li var. Yani li key aslında burası ama li yani la mutalil burada yazılmamış. Burada taktiran var sayın hocalar. Şimdi buradan anladığımı söyleyeyim size. Normalde biz vadih bilgimize göre en gibi, len gibi, izen gibi keyden sonra gelen fiil-i muzariyi mansup okuyoruz. Bu doğru. Bu bilgimiz doğru. Ama burada tufetü seniye buna şuna ekliyor. Yani her ne kadar keyden sonra fiil-i muzari mansup oluyorsa da oluyorsa da mutlaka bu keyden önce bilamuttalil her daim vardır. Ya lafzen bizzat orada mevcuttur ya da taktiran orada bir la mutalil vardır. Fe ize lam tetekaddemhe el eğer keyden önce bir lam yani la mutalil lafzen veya taktiran geçmezse geçmezse kânen nasbu bi en mudmeraten o zaman buradaki mansupluk neyle olur? Eni mudmira ile olur. Eni mudmira ile olur ve kanet key nefsuha harfe talil. Çünkü key'in bizzat kendisi harfu talildir. Şimdi bu önce bir harfu talili belirtelim ki konumuz karışmasın. Mesela li harfi ceri var ya li. Mesela lillahi Allah için diyoruz ya. Lam harfi ceri oradaki li harfu talildir. Yani sebep bildirir. Neden mesela bu ibadeti yapıyorsun? İşte lillahi Allah için. Bu isimde kullanılan versiyonu, yani ismin başına gelen harfu talil, li harfi ceri, lillahi Allah için. Keyde bu li'nin fiilin başına gelmiş hali gibi düşünün. Mesela keyyen sura yardım etmek için, sayın hocalar. İşte bütün meselemiz bu. Yani kitabımız diyor ki bize, diyor ki bize, keyden önce mutlaka bir la mutalil geçecek, ya lafzen geçecek, ya da takdiren orada bir la mutalil olduğunu bileceğiz. Velev ki olmazsa yani keyden önce bir la mutalil yoksa o zaman keyden sonra gelen bir eni mudmira ile fiili muzari mansup olmuş olacak ve yine bir başka mevzumuzda keyin zaten bizzat kendisi nedir? Harfu talildir. Bak bunu neden burada söylüyor biliyor musunuz? Ben e, burada şunu hissettim şimdi. Bu için anlamını eğer keyden önce bir la talil gelirse için anlamını verdiren oradaki la talil ya da keyden önce takdiren gelirse bir la talil yine için anlamını verdiren oradaki taktiri la talildir. Bunu anladığınızı düşünüyorum. Ama velev ki bak eğer olmazsa yani keyden önce bir la talil gelmezse o zaman nasb edatı olan key değil keyden sonraki bir eni mudmira oluyor. Ama tercümemizde yine bir için anlamı var. İşte diyor bu da bizzat keyin kendisinin harfu talil olmasından kaynaklı sayın hocalar. Valla anlatış beni son derece mesut ediyor bugün. Gerçekten çok güzel. İnşallah benim anladığım kadarıyla sizlere de konu geçebiliyorsa bugün çok faydalı bir ders oluyor. Yani en azından e, bu nasbeden edatları biraz daha böyle derinden biraz daha içeriden inşallah tanımış oluyoruz sayın hocalar. Yine aklımıza takılan yerleri sormaktan ne yapmayalım çekinmeyelim. Şimdi böylelikle birinci kısmı tamamladık. Yani bizzat kendileri fiili muzari nasp eden edatlar sadece ve sadece dört tanedir. En, len, izen, key. Bunun beşincisi yok. Yani bizim kitabımız dört tane almış. Başka yerlerde 5, 6, 7, 8 olur mu diye böyle düşünmeyelim. Başkaları da buna ekleme yok sayın hocalar. Sadece ve sadece fiilin muzariyi nasip eden edatlar 4 tanedir Arapçada. Onların da hepsini gördük. Şimdi geldik ikinci kısma. Yani fiilin muzariyi nasp eden bir gizli en var o eni göremiyoruz. Bazen görüyoruz, bazen göremiyoruz. Hani az önce dedi ki gizlenmesi vacip olan bir en olabilir ya da caiz olan olabilir. Yani eni bazen görebiliriz, bazen göremeyiz. Ama neyi göreceğiz mutlaka? Bu enin orada olduğuna işaret eden başka edatlarımız var. Hani az önce dedik ya toplam 10 tane bunlar. Fiili muzari nasp eden güya toplam 10 tane. Dördünü gördük geriye 6 tanesi kaldı. Ve emmel Kısmı sani ikinci kısma gelirse gelince yani ve huvellezi bu elfi fi'lel mudari'a bi vasitati mudmiraten ba'dehu cevazen. Yani gizlenmesi caiz olan kendisinden sonra şimdi burada caiz olan en bakın edat değil edat mutlaka olacak ki biz orada enin olduğunu bilelim. Burada gizlenen en olacak. Yani şöyle söyleyelim. Gizlenmesi caiz olan bir eni mudmira vasıtasıyla aracılığıyla fiili muzariyi nasp eden edatlar. Bu ikinci kısım. Bir daha söylemeye çalışalım. Gizlenmesi vacip olan bir eni mudmira vasıtasıyla fiil-i muzari eden edatlar bölümüne geldik. Fe harfun vahidun. Bu Sadece bir tane. Sadece bir tane. Nedir o? Ve huve la muttalil. Bu la muttalildir. Bu la muttalil. Bak az önce gördüğümüz neydi? Harfu talil. Bu da la muttalil sayın hocalarım. Ve abbera anha el müellifü bil la mukey. Şimdi burada az önce hani müellif şurada bakın. Şurada Konunun ilk giriş bölümünde Ecrumi bunu ne olarak bize yazmıştı? Lamukey olarak yani keylamı. Ben hatta orayı da okurken size lamu talil demiştim hatırlarsanız. Şimdi kitap bize burada oradan bahsediyor. Diyor ki müellifin lamukey olarak tabir ettiğidir bu. Neden? Le iştirakihime fiddelaleti alet talil. Yani ikisi de talil manasına delalet etmede ortak oldukları için. Yani lamu talil de aynı şeyi yapıyor. Lamu key de aynı şeyi yapıyor. Çünkü key zaten bizzat kendisi talil manasında ya sayın hocalar. Ama burada ikisini de kullanması benim hoşuma gitti. Çünkü başka bir kitap okuruz. Orada lamu key diye bir ibare görünce şaşırmayalım. Yani lamu key ile kastedilen la mutalilin bizzat kendisidir. Şimdi bunun örneğine bak bakalım ki yani la, mu mutalili daha yakından tanıyalım. Ve misaluhu kavluhu teala. bunun örneği Allahu Teala'nın şu sözüdür. Li yaghfira leke Allahu ma min zambika ve ma ta'akhara. Yani Allahu Teala'nın senin geçmiş ve gelecek işte günahlarını Bağışlaması için. Liyagfira. Bağışlaması için. Sayın hocalar. Liyagfira. Şimdi burada bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Çok önemli bir bilgi. Harficerler. Yani li harficeri. Mesela az önce lillahi diye örnek vermiştim. Bu li cerinin sizce fiillerin başına gelme ihtimali var mı? Yani liyansura ya da li nasara deme ihtimalimiz var mı Arapçada yani isimlerin başına gelen li harficerini bu örnekte gördüğünüz gibi li sura ya da li yagfira şeklinde sizce kullanma ihtimalimiz var mı hocam emir fiil de kullanıyoruz galiba li sur gibi şimdi orada kullanılıyor ama o da bir nevi onun adı lamul emir onun adı lamul emir. Fahri hocam sizin bir cevabınız var mı? Tekit için olabilir hocam. Yani olabilir mi tekit için? Te'kid için kullanılan da başka bir lam. Yani her ne kadar buna benziyorsa da başka bir lam. İyi ki bu soruyu sormuşum bakın. Size önemli bir bilgi vereceğim. Aslında bildiğiniz bir şey ama heyecandan unuttuğunuzu sanıyorum. Harfi cerler sadece neyin başına gelebilir? Harfi cerler ismin sadece ismin başına gelebilir. O zaman isimlerin başına gelen li harfi cerini biz herhangi bir fiilin başında görme ihtimalimiz yok. Kesinlikle yok. O sebeple bu sebeple sebebi de yok. Görme ihtimalimiz. O zaman diyeceğiz ki ya hocam madem öyle de buradaki li ne o zaman? Bak çok güzel bir soru. İşte bunun adı la mutalil. Belki Şöyle diyebilirsiniz ya. Şimdi li'yi ismin başına koyunca adı harficer olan li oluyor da fiilin başına gelen getirince adı la mutalil mi oluyor hocam? Son derece doğru. Yani biz her görünüşte yani dışarıdan bakış baktığımızda ikisi de aynı li gibi duruyor. Bak yazılışları çünkü birebir aynı. İşin garibi manaları da aynı. Yani fiili muzarinin başına gelen de için anlamında, ismin başına gelen de için anlamında. Ama aradaki farkı kaçırmayalım. Bir de önemli bir kuralımız bak az önce söyledim. Harfi cerler biz onları öldürsek de fiilin başına gelmez. Bu sebeple buradaki li'nin adı harfu talil. Çünkü fiilin başına gelebiliyor. Ama ismin başına gelen harfu cer. E, o da aslında harfu talil. Yani onun da bir talil manası var sayın hocalar. Ama velakin buradaki en önemli noktayı göz ardı etmeyelim. Konumuz ne? Bakın şurada dedik ya gizli bir eni mudmira var. Yani aslında burası liyagfira değil. Burası li en yagfira, Sayın hocalar bak bunu da unutmayın. Burası li en aslında. Ama buradaki enin yazılması caiz. İsterse Allahu Teala ayeti kerime bize direkt li en yagfira diye gelebilirdi ama bu şekilde en caiz olduğu için saklanması gizli de gelebilir, aşikar da gelebilir. Ve kavluhu celle şanihu şey yine bir başka ayeti kerime li uazziballahul munafiqin vel münafikati Allah'ın münafık erkek ve bayanlara azap etmesi için. Bak burası da neymiş o zaman? li en uazzebe li en uazzebe o yüzden e, bir yerde gördüğümüz zaman şaşırmayalım yani harfi cer olan li'nin fiilin başında gelme ihtimali kesinlikle bulunmamakta şimdi bu sadece bir tane yani sadece lamutalilin gizlenmesi caiz aslında biraz sonra göreceğimiz 5 e, tane edat var bunların tamamından sonra da en var ama bu en'lerin gizlenmesi vacip o enleri ahşikar göremeyeceğiz bak ne kadar ya biz ne kadar işte büyük e, nimetlerin farkında olduğumuzu bugün biraz daha anladım ben neden bak biz bunları tespit etmekle hiç uğraşmıyoruz yani onlarca işte binlerce yıllık kitapları karıştırıp e, oradan bu kuralları çıkarmaya çalışmıyoruz bunlar zaten hazır hazır kurallar biz bunları okuyacağız bunları anlayacağız Bunları uygulayacağız. Bizden şu an beklenen bu. Ama bizden önceki nesillerden beklenen bu değildi. Onlar bu kuralları bulup araştıracak, onlar bunları yazmakla mükelleflerdi. Biz bizim şu an tabii buna benzer şeyleri bizler de üretebiliriz. Buna bir engel yok ama şu anki birinci vazifemiz bunları okumak, bunları anlamak, bunları uygulamak. E sonrası da ikinci aşama. Bunları öğrendiğimiz kadar öğretmeye çalışmak ki kıyamete kadar bu ilim böyle devam ede gelsin Sayın hocam. O yüzden e, her öğrendiğimiz ders, her öğrendiğimiz yeni bir konu bize bazı sorumluluklar yükler. Bunun da farkına varmak lazım. Bu bilgiler bizim kendimize saklayabileceğimiz bilgiler değil. Her öğrendiğimiz ders bize sorumluluk yükler. Bunları mutlaka birilerine öğretmek durumunda kalacağız derslerimizin neticesinde. Bu ince çizginin altını da tekrar çizmek istedim. içimden öyle geldi. Şimdi üçüncü grup neydi? Ve emmel kısmü salisu üçüncü grup. Ve huvellezi yansibul fi'lel mudari'a bi en mudmeraten vücuben. Burada da neyi göreceğiz? Yani kendisinden sonra saklanması vacip olan bir enim mudmira aracılığıyla fiili muzariyi mansup eden edatları göreceğiz. Bunlar da beş taneydi ve <laughs> hamsetu Bunlar da beş tane. Yani bu beş edatı göreceğiz. Beş edattan sonra fiili muzari gelecek. Onu mutlaka mansup okuyacağız. Ama ve o fiili muzariyi mansup eden bu edatlar değil. Bu edatlardan sonra gizlenmesi vacip olan bir eni mudmira. Sayın hocalar. En evvel birincisi. Şimdi beş tane edat göreceğiz. Bu beş edatın sonucunda neyi öğrenmiş olacağız biliyor musunuz? Karşımıza çıkabilecek bu kitap olsun herhangi bir kitap, Kur'an-ı Kerim olsun, hadisi hangisi olursa olsun artık karşımıza çıkabilecek bütün fiili muzarileri mansup okuyabilme gücünü ve kudretini öğrenmiş ilmini öğrenmiş olacağız çünkü konu önümüzde bakın okuyup anlamak bize düşer. Şimdi birincisi lamul cuhut, birincisi lamul cuhuttur. ودابتها ان تسبك bak burada çok ama çok önemli bir kuralımız var. Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Lamut talille yani lamul cuhud birbirine çok benziyorlar. Bunlar ikiz kardeş gibi düşünün. Neyi? Lamut talille lamul cuhudu. Çünkü ikisi de li şeklinde yazılıyorlar. İkisi de li şeklinde yazılıyorlar. Birbiriyle aynı. Ama aralarında bir fark var. Lamul cuhuttan önce mutlaka mekane ya da lem yekun gibi bir olumsuzluk geçmek zorunda. Yani o zaman şöyle diyelim. Bakacağız ki bir li var. Li'den sonra mansup fiili muzari var. O zaman bu li'nin öncesine bakalım. Öncesinde mekane gibi, lem yekun gibi yani kane'nin olumsuz bir versiyonu geçmemişse bizim orada gördüğümüz li lamul cuhut. Lamut talil özür diliyorum. Eğer bir mekane ya da bir benzeri olumsuzluk geçmişse bu li'den önce bizim oradaki li'min nazı lamul cuhut. Bak aralarındaki tek fark bu. Yazılışları aynı. Bakalım. Ve mithalul evvel kavlihu teala. Birinci örnek. Yani birinciye örnek. Yani şu mekaneli olanına örnek. Ma kana Allahu li yadhara al entum alayhi ayeti kerimesi. Burada gördüğünüz üzere yani Allah'ın müminleri içinde bulundukları durumda bırakacak değildir. Ma Allahu li yadhara al mu'minina entum içinde bulundukları durumda bırakacak değildir ayeti kerimesi. Burada bakın li yadhara var. Bak, dikkat ettiniz mi? Li yani li en yadhara. Liyezara, li yezara li en yezara yani buradaki lamul cuhut yani neden lamut talil değil çünkü öncesinde mekane geçmiş durumda bir başka ayeti kerimemiz ve mekane Allahu li yuazibehum yani Allahu Teala onlara azap edecek değil burada da yine li yuazibehum normalde yuazibu azap ediyor li yuazibe azap etmesi için li yuazibehum Buradaki de lamul cuhut nereden anladık? Öncesinde mekâne geçmiş. Ve misalü sani ikinciye örnek. Yani öncesinde lem yekun geçenine örnek. Lem yekun li yaghfira lehum ve la liyehdihum Allahu Teala nedir? Onlara yani onları bağışlayacak ve doğru yola iletecek değildir. Lem yekun li yaghfira. Bakın şurada li Li'den sonra en vardı. Li'en yagfira yani burası. Şurada da liyeh diye bakın yine aynı. Liyeh diye. Tabi şurada atı farfi var. Atı harfinden dolayı burada da en var. Burada da en var sayın hocalarım. Yine li'lerden önce lem yakun var bakın. O yüzden bu neye işaret ediyor? Buradaki li'lerin la mutalil değil de lamul cuhut olduğuna işaret ediyor. Şimdi 5 tane edat göreceğiz dedik. Birincisi bunların lamul cuhut. Yani lamut talil de lamul cuhut da gerçekten çok kullanılıyor. Aralarında iki tane fark var. Az önce söyledik. Birisinden önce mutlaka mekane ya da lem yakun gibi kânenin olumsuz hali geçmek zorunda. Geçerse bunun adı lamul cuhut. Aralarındaki ikinci farkta lamul talilden sonra en gelebiliyor yani açıktan yazılabiliyor ama lamul cuhuttan sonra en kesinlikle yazılamıyor gizlenmesi vacip. Bu iki farkı mutlaka ezberleyelim. Şimdi ikinci edatımız hatta hatta harficer olan hatta da var. Harficer olan hatta da var. Biz bugün ondan bahsetmeyeceğiz. Bu kendisinden sonra gizli bir en gelen hatta'dan bahsedeceğiz ve huve yufidul gaye zaten hatta'nın harficer olanının manası da gaye için buradaki de gaye için evut talil ya da talil için yani sebep bildirmek. Ve manel gaye bakalım gayenin manası ne demekmiş yani harfu gaye enne ma kablehe yani kendisinden önceki hatta'dan önceki yankadi bi husuli ma ba'dehe yani kendisinden sonrakinin meydana gelmesini ne yapıyor? Gerektiriyor. Bu demekmiş gaye. Bakalım. Nehvu kavlu teala. Hatta yerciye ileyna Musa. Ta ki Musa bize dönene kadar. Şimdi burada tabi bu ayeti kerimenin bir bölümü. Bundan bir öncesi vardı. Yani örnek veriyorum işte biz buzağa tapmaya devam ediyoruz. Ta ki Musa bize dönene kadar ya da biz savaşmamaya devam ediyoruz ta ki Musa bize dönene kadar. İşte burada hatta dikkat etmemiz gereken bakın yerci'u yerci'u fiili muzarisi hatta'dan sonra geldi ve yerci'a oldu. Ama burada yerci'a yapan hatta değil. Hatta'dan sonra asla göremeyeceğimiz bir en eni mudmira. Yani aslında burası nasıldı? Hatta en yerci'a sayın hocalarım. Ve talil. Peki talilin manası nedir? Enne ma li Zaten e, talilin her zaman manası bu oldu Arapçada. Yani kendisinden önceki, hatta'dan önceki, kendisinden sonrakinin meydana gelmesi için bir illettir, bir sebeptir. Mesela ne demiştik? işte e, okula gidiyorum öğrenmek için. Okula gidiyorum Öğrenmek için. Ezhebu ilal medreseti hatta etealleme mesela. Öğrenmek, okula gidiyorum öğrenmek için. Yani bu talil harfinden önceki talil harfinden sonrakinin meydana gelmesi için bir illet olacak, bir sebep olacak. Ne gibi? Nehu kavluke senin şu sözün gibi liba'di ihvanike. Yani bazı kardeşlerine söylediğin şu söz gibi. zakir Hatta tenceha yani başarana kadar tekrar et. Bakın burada hatta tenceha dedik. Buradaki hatta talil manasında kullanılmış. Yani e, başarana kadar, başarmak için yani başarmak için tekrar et. Burada e, tekrar etmenin sebebi ne? Yani tekrar etmek neyin sebebi? Başarmanın illeti sayın hocalar. Burada da yine hatta'dan sonra ne gelecek? Bir en gelecek. Hatta entenceha. Ama en'in gelmesi burada en mutlaka var ama yazılması, gizlenmesi vacip. Burada en'i göremeyeceğiz. Gelelim üçüncü ve dördüncü harfe. Fe harfeni thalitu ve rabi'u. Üçüncü ve dördüncü iki harf. Üçüncü ve dördüncü iki harf. Fe sebebiye. Birincisi sebep bildiren fe. ikincisi de vevul ma'iyyedir. Vevul ma'iyye. Biz vevul ma'iyye'yi nerede kullanıyoruz? Mefulu me'ada. Vevul ma'iyye'yi Mefulu me'ada kullanıyoruz. Bir şartı en yaka kullun minhuma fi cevabin nefi ev talep. Bak bu nahvul vadıhta da yine bu konu böyle zikrediliyor. sebebi yeden sonra gizli bir enin olması için ya da vevul ma'iyye'den sonra gizli bir enin olması için Mutlaka bu ikisi bir e, olumsuzluğun veya bir talebin cevabında bulunmaları lazım. Sayın hocalar. Bir daha söyleyelim. FU sebebi sonra, bir fiili muzarinin en ile mansup olması için ya da V urma sonra mansup olması için bu ikisi mutlaka bir olumsuzluğun veya bir talebi cümlenin cevabında bulunmaları şart. Peki talebi cümle ne demek? Onu da burada kitap bize açıklayacak. Bakın hiçbir şeyi boş bırakmamış. Muazzam hazırlanmış bir konu. Her şey dolu dolu. Emmen nefi olumsuzluğa gelince fenehu kavlihi teala Allahu Teala'nın şu sözü örnektir. La yuqda aleyhim feyemutu. La yuqda aleyhi feyemutu. Ayeti kerimesi. Hemen bakalım. Onlar için karar verilmez ki ölsünler. Evet bu ayeti kerimede bakın şurada la yukda bu bir olumsuzluk. La yukda olumsuzluk var. Hemen bakın şurada f var. Bu f u sebebiye yanında gelen yemutu'yu bak mansup olarak görebiliyoruz. Kendisi efaluhamse hamse ve nunu burada ne yapılmış? hasfedilmiş. Şimdi talebi cümleden sonra gelmeden talebi cümlelerin cevabında gelecekler bakın. Hemen bakalım. Fetemaniyetu eşya 8 şey. Yani talebi cümle dediğimiz şey 8 tane cümle türü. Bunlardan birincisi emir. Bu en çok kullanılanı. Yani bir yerde emir varsa o talebi cümle. İkincisi dua. Dua cümleleri. Üçüncüsü nehi yani yasaklama la mesela. Dördüncüsü istifam soru cümleleri. Beşincisi taksis. Arz, arz. Altıncısı taksis. Yedincisi temenni. Sekizincisi de raca yani umma cümleler. Bunlardan birisi varsa bunlar talebi cümleler sayın hocalar. Bunlar talebi cümleler. Evet inşallah bundan sonraki bölümde bunları teker teker inceleyeceğiz. Yani talebi cümleler ya da nefi cümlelerinden sonra faus sebebiyenin veya vevul mayyenin gelme şartı olduğunu az önce öğrendik. İnşallah bu dersimizi videomuzu burada sonlandıralım. Bundan sonraki kısmet olursa ilk dersimizde de konuyu inşallah tamama erdireceğiz. Yani gerçekten e, ben bu konuyu çok beğendim. Yani bize yüzeysel bilgilerden ziyade derinlemesine çok güzel ayrıntılar e, bize burada sunuldu. O yüzden inşallah faydalandığımızı düşünüyorum. Yani artık bizim az önce de söyledim. Yani derinlemesine bir bilgi olmasa da yüzeyselden biraz daha e, derin bilgileri artık ihtiyacımız olan bir dönemde. Çünkü nahuladığın üzerine bu eseri okuduğumuz için biz yüzeysel bilgilerden ziyade artık olayların ne olduğuna yani Mesela bir şeylere merfu, mansup, işte mecrur dediğimizde veya mebni dediğimizde ya da burada bir şeyler hasfedilmiştir ya da harfler yer değiştirmiştir, illet harfleri işte e, kalbedilmiştir. Buna benzer ifadeleri gördüğümüzde neyin ne olduğunun farkına vararak yapacak dönemdeyiz artık. Böyle bilgilere ihtiyacımız var. Bu sebeple konumuz çok güzel hazırlanmış. Yani e, fiili muzari nasbeden edatları öğrenmeye devam ediyoruz. Geriye sadece yani bu okuduğumuz konuyu tamamladıktan sonra geriye sadece ev kalacak. Yani biz şu an 9 tanesini fiili muzari nasp eden 9 edatı öğrenmiş durumdayız. İnşallah bir sonraki dersimizde de son edatı öğrenerek fiili muzari'nin mansup olmasını Allah'ın izniyle tamamlayacağız.